Hatime ama hakikaten Hatime. Şu Hatime dört çeşit hastalıkları beyan eder ve tedavi çarelerini gösterir. Birinci hastalık yeistir. Arkadaş, amele ve taate muvaffak olamayan azaptan korkar, yeese düşer. Böyle bir meyusun, yani yeese düşen adamın gözüne dini meselelere münafi edna ve zayıf bir emare, kocaman bir burhan görünür. Böyle birkaç emareyi elde eder etmez, diğer emarelerin saikasıyla ilanı isyan ederek İslam dairesinden çıkar, şeytanın ordusuna iltihak eder. Binaenaleyh, amale muvaffak olamayanlar yeese düşmemek için şu ayete müracaat etsin. Estağfirullah. Kul ya ibadiyellezine asrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillahi innallaha yaghfiru zunube cemian innehu huvel gafurur rahim. Meali şerifi de ki ey günahta aşırı giderek nefislerine zulmetmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Zümer suresi 53. ayet. Evet, devam ediyoruz. Birinci hastalığı okuduk. Ayet-i Kerime ile Üstad Hazretleri onu mühürlemiş. Şimdi geçen Hazreti Ali Efendimiz'e ait bir söz işittim. Ona aittir veya değildir ama bir hakikattır. Diyor ki üç şey olmayın. Sabırsız olmayın, şükürsüz olmayın ve ümitsiz olmayın. Burada da bu ayet-i kerime zaten ümitsiz olmayın noktasında bizim dikkatimizi çekiyor. Evet, bu yeisle ilgili ne dersiniz? Yeis meselesini üstad farklı bir şekilde ele aldı. Tabii bu Kur'an. Bu ayetin tefsiri sadedinde olduğu için özellikle günahlarda aşırı giden insanların amele ve taate muvaffak olamamaları, ibadette eksik olmaları, takvada zayıf olmaları dolayısıyla nefsini de yenemediği için. Çünkü Kur'an-ı Kerim esrafu ala enfusihim, yani kendi nefislerini harcamışlar, kendi nefislerini israf etmişler. Onun için Üstad bu ayetin bu tarafını alıyor. Yani insan nefsine, şeytana uyup da ibadet ve taatte başarılı olamayınca ahirete de inandığı için cehennem azabından korkuyor. Böyle dini konularda en basit bir meselede ne yapıyor? Hemen oradan isyan ederek İslam dairesinden çıkıyor. Üstad bunu ikinci lem'ada her bir günah içinde küfre gidecek bir yol vardır. Eğer o günahlar tövbeyle temizlenmezse küçük bir yılan olarak kalbi ısırıyor diyor. İşte bu günümüz insanının hakikaten çok büyük bir açması bu. Üstad bunu her sene, her ne kadar 100 sene önce yazmışsa da günümüz insanını hakikaten çok güzel tarif ediyor. İslam dairesinden çıkar şeytanın ordusuna yeter kadar. Bu kadar günah, bu kadar haram, bu kadar isyan diyor. Ben cennete giremem zaten, benim yerim cehennem diyor. Başta zaten cehennemi kendisine gidecek yer olarak görüyor. Üstad da çareyi gösteriyor. Yani böyle bir başarısızlık yaşayanlar diyor. Şu ayete göre hareket etsinler, ne kadar günahın varsa var. Yani hepsi Allah'ın rahmetinin yanında. İnna Allah yağfiru zunube cemiyen Allah bütün günahları affeder diye bu ilacı bu şekilde ifade ediyor. Ümitsizlik bu asırdaki Müslümanların hakikaten ortak bir problemi. Hutbe-i Camii'de üstad en büyük ve hastalığın yeis olduğunu, onu el emel ile izah ediyor ya. Evet. Bu kadar az değil mi? Teşekkür ederiz. Başka? Barış abi. Buyurun efendim. Şimdi burada Üstad Hazretleri çok önemli bir noktaya değiniyor. O da şeytanın emareleri, şeytanın şüpheleri. Şeytan bir şüphe atıyor, bir iz bırakıyor. İkinci şüphe, üçüncü şüphe, dördüncü şüphe. O şüpheler bir yere birikiyor. Bilhassa şu anda mesela diyelim internet, başka sosyal diyelim aktiviteler, bunlar hepsi şüphe kaynağı bir yerde. Bilhassa İslam düşmanı olanlar. Bunlar insanı ne yapıyor? Bir yerde şeytanın borazanı olmuşlar. Yani Kur'an-ı Kerim'de de çok yerlerde geçer. يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرِفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Yani birbirlerine vahiy ediyorlar manasında. Vesvese veriyorlar diyor. Gurura gidiyorlar, aldatıyorlar, kandırıyorlar. Bilhassa gençleri, bilhassa mesela diyelim bu zamanda olanları işte çeşitli yöntemlerle bir şüpheyi atıyor diyelim, bazıları için o şüphe tutuyor.
o şüphelerin üstüne aynı şekilde şüpheler atıyor. Mesela Kur'an tefsirini bilmeyenler için Kur'an tefsiri hakkında, hadis bilmeyenler için hadis hakkında mesele diyelim. Bize Kur'an yeter, bize bilmem nedir diye. Bunun gibi bize din lazım değil. Mesela bu manalarda gençleri kandırıyorlar. Bu şüpheler üst üste geldiği zaman birikiyor. Biriktiği zaman oradan şeytan hülül ediyor. Şeytan oradan vurmaya başlıyor. Çünkü zayıf noktasını buluyor insanın. Şey diyor burada Üstad Hazretler, bunu yine üçüncülemede olsa gerek söylüyor yani. Burada nasıl şeytan bu namaz ağır geliyor sana diye bir meleki hakkında bir şüphe atar. Ondan sonra Bakara tuttu. İşte keşke bu namaz olmasaydı, keşke bir teklifi dini olmasaydı diye oradan hülül eder, başlar girmeye. Bunun gibi oruç hakkında olsun, başka şeylerde olsun. Bunun da çaresi bunun gibi derslerdir. Bizim de birbirimize takviye vermemizdir. Birbirimize diyelim وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ. Yani Asır suresinde sürekli birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye ederler. Bizim de vazifemiz bu. Gençliğe sürekli bu tavsiyelerde bulunacağız. Nefsimize başta bu tavsiyelerde bulunacağız. Zaten Risale-i Nur'un da vazifesi bu. Sürekli bu manaları terennüm etmek, söylemek. Bir de Üstad Hazretleri burada bu ayeti kerimeyi getiriyor. Bu ayet-i kerimede mesela Resulullah Hazretleri vahşi gibi Hazreti Hamza'yı öldüren bir zata bu ayeti göndermiş. Demiş ya ben her çeşit günah işledim. Zira dersen var. Adam öldürmek dersen Hazreti Hamza'yı öldürmüş. Mesela diyelim. Şirk dersen var. Kur'an-ı Kerim diyor şirkten başka bütün günahları affeder Allah. Ben onu da yaptım diyor. İşte burada ayet-i kerime geliyor. Diyor ki فَاِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Bütün her çeşit günahları Allah affeder. Şirk de olsun, katil de olsun, zina da olsun, ne olursa olsun yeter ki Allah diyor bana gel. Tövbe et, tövbeni bozma manasında. Bu ayet-i kerime yani Resulullah Hazretleri başta Kureyşlilerin ileri gelenlerine göndermiş bunu. Yani evet siz çok şirkte ileri gittiniz, putta tapmakta ileri gittiniz. Bu ayetleri göndermiş onlara. Zaten onlar da demiş biz bu saatten sonra Allah bizim günahımızı bağışlamaz. Bu ayeti bizatihi onlara göndermiş. Rabia'ya diyelim misal olarak Abu Süfyan'a bunlara göndermiş. Bu ayet-i kerimeyi. Bu ayet-i kerime de çokların derdine çare olmuş. Başta da biz Allah'tan umut kesmeyeceğiz. Allah bütün günahlarımızı bağışlayacak manasında bakacağız. Sağ olun, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Cemil Malatyalı, buyurun. Selamun aleyküm abi, hemen okuyorum. Aleyküm selam, buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tarihçi hayatta ikinci kelime var. Üstadımız diyor ki, müddet hayatımda tecrübelerimle fikrimde tevellüd eden şudur. Yeis en dehşetli bir hastalıktır ki alem-i İslam'ın kalbine girmiş. İşte o yeistir ki bizi öldürmüş gibi Garp'ta 1-2 milyonluk küçük bir devlet, Şark'ta 20 milyon Müslümanları kendine hizmetkar ve vatanlarını müstemleke hükmüne getirmiş. Hem o yeistir ki yüksek ahlakımızı öldürmüş, menfaat-i umiyeyi bırakıp menfaat-i şahsiyeye nazarımızı hasrettirmiş. Hem o yeistir ki kuvve-i maneviyemizi kırmış, az bir kuvvetle imandan gelen kuvve-i maneviye ile Şark'tan Garp'a kadar istirah ettiği halde kuvve-i harika meyusiyetle kırıldığı için zalim ecnebiler 400 seneden beri 300 milyon Müslümanı kendilerine esir etmiş. Hatta bu yeis ile başkasının lakaytlığını ve fütürünü kendi temberine özür zanneder, nemen ağzım der. Herkes benim gibi berbattır diye şehamet-i imaniyeyi terk edip hizmet-i İslamiyeyi yapmıyor. Madem bu derece bu hastalık bize bu zulmü etmiş, bizi öldürüyor. Biz de o katilimizden kısasımızı alıp öldüreceğiz. La taknetu min rahmetillah kılıncıyla o yeisin başını parçalayacağız. Me le yudriku kulluhu la yudraka kulluhu hadisinin hakikatiyle belini kıracağız inşallah. Yeis ümmetlerin, milletlerin seratan denilen en dehşetli bir hastalığıdır. Ve kemalata mani ve ine inde hüsne zanne abdi bi hakikatine muhaliftir. Korku ağaçınıdır, bahaneleridir. Şahamet-i İslamiye'nin şeyini değildir. Hususan Arap gibi Nebi Beşer'den medar-ı iftihar yüksek secdelerle mümtaz bir kavmin şeyini olamaz. Alem-i İslam milletleri Arap'ın metanetinden ders almışlar. İnşallah yine Araplar yeisi bırakıp İslamiyet'in kahraman ordusu olan Türklerle hakiki bir tesanüt
ittifak ile el ele verip Kur'an'ın bayrağını dünyanın her tarafında ilan edeceklerdir. Bu kadar abi. Teşekkür ederiz. Zaten yeter bu kadar. Cemil Bey kardeşim. Maşallah, barakallah. Yani hakikaten bir manifesto. Malum Hutbe-i Şamiye'de iki şeyden bahsediyor giriş kısmında. Birisi işte yeis meselesi, öbürü de yani ümit var olma meselesi, öbürü de ahlak. Ahlak-ı İslamiye'nin tekrar yaşanır hale gelmesi.